Tarih 28 Şubat 1997. Milli Güvenlik Kurulu 9 saatlik toplantı yaptı. Askerler Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi'nin kurduğu Refah Yolu Hükümeti'nin önüne 18 madde koydu. Bunu imzalayın ve yapın dedi. En önemli istek 8 yıllık zorunlu eğitimdi. Böylece İmam Hatip Liselerinin orta kısımları kapanacaktı. Başbakan Necmettin Erbakan kararları imzaladı ama hayata geçirmedi. Türk Silahlı Kuvvetleri Yönetimi Necmettin Erbakan hükümetinden memnun değildi. 4 Şubat 1997'de Ankara Sincan'da 20 tank ilçe merkezinden geçmişti. Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, tank geçişi için demokrasiye balans ayarı yaptık demişti. Türk Silahlı Kuvvetleri Yönetimi sık sık hükümet aleyhine demeçler veriyordu. 1997 yılı Nisan ayında Genelkurmay irtica brifingleri vermeye başladı. Yüksek yargı, basın, rektörler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri bu brifinglere katıldı. Brifinglerde hükümet irticai akımlara destek vermekle suçlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin baskısına direnemeyen Başbakan Necmettin Erbakan 18 Haziran'da istifasını sundu. Planı hükümet kurma görevinin ortağı Tansuçiler'e verilmesiydi. Ama Cumhurbaşkanı Demirel görevi ANAP lideri Mesut Yılmaz'a verdi. Oysa Çiller liderliğindeki DYP'nin meclisteki üye sayısı ANAP'a göre fazlaydı. Tüm bu süreçte DYP'den ciddi sayıda milletvekili istifa etti. 30 Haziran'da Mesut Yılmaz liderliğinde Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Türkiye Partisi ve bazı bağımsızlardan oluşan Anasol Dev Hükümeti kuruldu. Toplumdaki bu gerginliği azaltmayı hedefleyen bir hükümet olacaktır. Yeni hükümet 8 yıllık kesintisiz eğitim yasasını çıkardı. Üniversitelerdeki başörtüsü yasağı sıkı denetime tabi tutuldu. İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversitelere girişi zorlaştırıldı. YÖK, üniversitelerde irticaya destek verdikleri gerekçesiyle bazı öğretim üyelerini ihraç etti. Seçilmiş hükümetin Türk Silahlı Kuvvetleri zoruyla iktidardan gönderilmesi sürecine 28 Şubat postmodern darbesi adı verildi.